Herkese selam dostlar, tekrar bir Blender eğitimine daha hoş geldiniz. Bugün sağda duran şu kılıcı modelleyeceğiz. Bu şekilleri değil, yalnızca dışarıdakileri ve kafamıza göre bir tekstür vereceğiz. Nasıl modellendiğini size göstereceğim. Şimdi aşağıdan şu sap yerinden başlayalım. Ne yapabiliriz? Plane değil. Silindir ekleyelim. Sonra buradan şöyle büyütelim. Yukarı çıkartalım. Herhalde bu boyutu iyidir ya. Kafamıza göre boyutlandırma yaptığımız için şimdi şuralara bir loop cut atalım. Bu kadar yeter sanırım. Şöyle hop, yanlış, şuradan bakın en soldan wireframe moduna geçeceğiz ve bunları birazcık incelteceğiz. Şöyle buna bir shade smooth verelim. Daha shade smooth verdikten sonra Allah şuradan normalistan to smooth verelim. Modifier'den bir subdivision verelim. Şöyle yapalım. Ondan sonra tekrardan şöyle okey gibi sanki. Top kısmı da onlarla beraber ama birazcık dışarı kayıyor gibi. Yani şöyle ki, ya dışarı dediğim birazcık daha uzuyor gibi. Şöyle mesela. Aynen. Bakayım şöyle uzaktan. Buradan belli, fazla belli olmuyor. Biz birazcık fazla yaptık gibi geldi. Aynen bu kadar. İyi ya. Aynen. Şimdi gelelim şuraya. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de şuraya bir tane CTRL'le sağ tık yaptım. Bunu buraya almama sebebi şimdi ekleyeceğim objelerin hepsi oraya gelecektir. Ondan sonra buradan şöyle açalım. Üstten bakalım. Ne yapalım? Yanlardan açacağız biraz. Şöyle baktığımızda da tam ortalayalım. Hatta bunu böyle yapmayalım. Bunu küçültüp şöyle yarısına getireyim. Buna ne ekleyelim biliyor musunuz? Buna mirror ekleyelim. Obje de bu obje olsun ama y ekseni aynen öyle. Şimdi buna ne yaparsak, nasıl çevirip bükersek sol tarafta da aynısı olacak. Şimdi buna gelelim. Shift'e bastım. Pardon, shift diyorum. Tab'a bastım. Yukarıdan yüzey seçime geldim. Bunu ne yapıyorum? Y ekseninde E bastım, Y'ye bastım, yani extrude verdim ve Y ekseninde dışarı doğru çıkarttım. Sonra R'ye bastım, X'e bastım R'den sonra, yani döndürme, X'de X eksenine döndür diyorum yani. Şöyle birazcık yukarı döndürdüm. Sonra G'ye bastım, yani şu soldaki move tuşu, kısa yolu. Sonra X'ten biraz nasıl yapalım? Z'den, pardon. Z eksenini yukarı çıkardım. Bakalım şöyle bir. Şöyle ki şunların uçları birazcık birbirine yakın gibi duruyor. Kenar seçim aracıma geldim. Pardon, nokta seçim aracıma. Şunları şöyle kıstım.
Şimdi bakalım. Sanki okey gibi. Ne diyorsunuz? Birazcık uzun şuralara göre. Ama onun önemli olan tekniğinin nasıl olduğu. Hatta buraları birleştirsek nasıl olur? Yani şöyle. Şunları aldım, M'ye bastım, Add Center dedim. Nasıl olacağını merak ettim. Hatta şu şunu aldım, M'ye bastım, Add Center dedim. Hayır, sivri olsa nasıl gözükür acaba diye bakıyorum. Yani buraya bağlı kalmamıza fazla gerek yok. Sanki sivri olsa daha güzel gibi ya. Değil mi? Hatta şöyle de yapabiliriz. GZ yaptık. Biraz daha yukarı çıkardık. Hop. Aynen, güzel böyle. Şimdi kılıcımızın üst tarafını yapalım. Bunun için tekrar bakın Shift'e basılı olarak sağ klik yaptım. Objemin gelmesini istediğim yeri seçtim. Buradan küpe bastım. S ile küçülttüm. Ondan sonra X eksenine bakıyorum. G'ye bastım. Z'ye bastım. Z ekseninde yukarı doğru çıkarttım. Yukarıdan Z ekseninden bakış açısından bakıyorum. Bunu küçülteceğiz şimdi. Şöyle inceltelim. Bakın uzundan kısaya doğru sivriliyor. Ortasında da bir boşluk var. Şurada boşluk bitiyor. Tamam. Hemen bir ebatına bakalım nasıl durduğuna. Nerede bitiyor? Şunun altının. Seni biraz daha aşağı alabilir miyim? Seni biraz daha aşağı alayım. Şöyle bakalım. Okey. Şimdi sen şöyle bakalım. Şuradan geliyor. Şöyle çapraz. Bence okey. Birazcık daha belki şöyle büyütülebilir. Bence okey gibi şu an. Buna geldik. Wireframe moduna. Tab'a bastım. Bakın edit moda geldim. Object mod. Tab'a basınca edit mod. Tab kısa yolu. Kenar seçim aracıma geldim. Kenar diyorum ya. Nokta seçim aracıma. G'ye bastım. Z eksenine doğru büyüttüm. G'ye bastım. Yani move'un kısa yolu, sonra yukarı doğru uzattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna ne istiyorum? Ortasında bir boşluk var değil mi? Bakın ortasında. Arka tarafını bilmiyorum var mı ki, muhtemelen olabilir. Bunu nasıl yapabiliriz? Tab'a bastım, tekrar edit moda geçtim. Loop cut'la yapılabilir. Şöyle. Ondan sonra bu loop cut'ları seçip bakalım olacak mı? Hayır. Kenar şey, yüzey seçim aracı. Biraz içeri girmesi gerekiyor. Yani I basıp içeri alsam nasıl olur? I basıp arkası değil ya. Ne? I bastım. İçeri doğru aldım. Sonra E bastım. Şey yok. Onu nasıl belirginleştirebiliriz? Shading'e gelelim. Şurada New diyelim. Şuradan direkt New diyelim. Evet. Bunu kenarlarını şöyle siyah yapıp metalik yapabiliriz. Şunların da iki kenarını seçip buna Assign diyebiliriz.
Hani böyle belli olacaktır. Bunu biraz daha içeri sokabiliyorsak biraz daha içeri sokalım. Neden olmasın ki? Aynen öyle. Bence okey. Şimdi ucunu yapalım. Ne yaptık? Bunu tava bastık. Gel bakalım. Tekrar nokta seçim aracı, wireframe modu. Şuradan. E'ye bastım. Yukarı doğru büyüttüm. S ile şöyle içe doğru. Şöyle yapalım. Bakalım böyle olacak mı? EZ dedim. Tekrar S ile içeri. EZ. Tekrar içeri. Bence bu kadar değil de yani EZ yapıp şöyle birleştirebilir. Ama bunu smoothlaştıracağız tabii ki. Geldim, subdivision'ı verdim. Sanki şurası biraz daha yukarı gelse çok tatlı olabilir. Şöyle. Bakalım. Altı da bozulmuş olması lazım. Aynen öyle. Yani tam bunun sivriliğinde olmasa da bence güzel oldu. Şimdi buna Shading'den texture verelim. Bakalım neler olacak. Shading'e geldim. Bir tane new açtım tekrardan. Bastım. Tamam. Buna tıkladım. Sen, 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 sen ve sen. Assign dedim. Niye gelmiyorsun? Acaba söyler misin? Çözeceğiz, çözeceğiz, çözeceğiz. Tekrar bu editten çözeceğiz bunu maalesef. Ya öyle bir şey oldu ki hayatımda ilk defa denk geliyorum. Saçmalığın böylesi yani. Şimdi bu ne istiyor? Tek ama loop get istiyorsun. Kaç tane loop get atayım ben sana? Ha, şu ortasına da vereceğiz shading'i.
Sana da loop get atalım. Atalım atalım. Sana da loop get atalım. Gel. Delirtti ya, vallahi delirtti. Şu aşağıda. Vallahi delirtti ya. Şeyden. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse, olur böyle. Blender'da hatalar. Önemli olan nasıl modellendiği. Buraya da bunu atayım hadi. Delirtecek beni ya, vallahi delirtecek beni. Seni bu editingden ayarlayayım. Abi loop get atma istemiyorum. Ya seni nerede mirror? Oğlum dur. Döndürsek nasıl olur bunu? Şöyle kalsın. Şuralarda neler oldu? Buralar hep gelip unwrap diyoruz. Düzeliyor. Yeterince vaktinizi aldım zaten. Şöyle siyah metalik. Okey. Render, render verin hocam. Şöyle güzel bir ışık. Böyle bir kılıcımız oldu. Shading'de biraz sıkıntı yaşadık. Bu büyük ihtimal indirdiğim, yani bu zamana kadar farklı bir siteden indiriyordum. Şimdi bunu denemek istedim. Büyük ihtimal farklı bir yerden sıkıntı var. Ya da bende de sıkıntı olabilir tabii ki. Bir bilgi sahibi olduğunuza inanıyorum. İşte nerede loop cut atılması gerektiğini, nerede subdivision verdikten sonra loop cut atılmanın önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu dersimiz de bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Tekrardan diğer eğitimlerde görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.